Evet, merhabalar. Bugün konuşmak istediğim konu gece şu an saat 2:30. Yarın sunacağım bir portföy ile ilgili. Şimdi bu portföy ile ilgili çok fazla soru sorulmuş, çok fazla hayali olan var. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Şimdi burası 6.000 lira. Portföy Eskişehir'de 600 metrekareden oluşan bağ statüsünde iki tane küçük tapu. Şimdi bunu biri 400 metrekare, biri 200 metrekare civarında. Burayı alacak kişi niye alacak? Burası ideal bir yer mi? Burası çok para kazandıracak bir yer mi? Bu tip sorular çok sordunuz. Hayır, burası korkunç para kazandıracak bir yer değil. İdeal bir yer de değil. Burayı o niyetle almayacaksınız. Zaten o yüzden yazdım. 20 bin lira, 30 bin lirası olan buraya yazmasın. Ya da 50 bin lirası olan buraya hiç yazmasın. 150 bin lirası olan burayı düşünmesin bile diye. Burası sadece çok küçük parası olup hiç yatırım yapamayıp o para çarçur olmayı olasılığı olan iPhone alacağım, telefon alacağım, bir tatil yapacağım, bilmem ne olacak, çanta alacağım falan yok edecek, para eriyecek diyenler için bir fırsat. Şimdi bu tip yerleri niye alırsınız peki? Mantığını atayım size. Ben de böyle başladım bu tip işlere. Kimse hayalindeki ev almıyor. Oturacak ev hemen alamıyor biliyorsunuz. İlk önce küçük bir yer alıyorsunuz. Üzerine para koyuyorsunuz. Sonra ondan sonra öbürüne geçiyorsunuz. Ya da kimse doğuştan en istediği arabayı alamıyor. İlk önce küçük bir araba alıyor. Sonra para koyuyor. Daha iyisini alıyor. Hayat böyle bir basamak basamak. Yatırım da bir basamak basamaktır. Ben ilk aldığım yer Allah'ın dağında bir yerde ve 3 kuruş parayla aldım ama herkesin önce başladım bu işe. Yani 18 yaşında bile değildim. Gittim annemin üzerine falan aldım. Çok uzun hikayedir ama hani dağ başında bir yer aldım. O dağ başındaki yer çoğaldı. Onun üzerine sattım, yeni bir yer aldım. O gün onu almasaydım o para çarçur olacaktı. İnsanların bu yatırım işinde en büyük atladığı olay bu. Herkes bakıyorum Çatalca istiyor. Herkes Batı'yı bakıyorum Etiler'de bir yer istiyor. İstanbul'da bir yer istiyor veya İzmir. Şimdi baktım 6 bin lira herkes İzmir'de mi bu yer? İşte Ayvalık'ta mı? İşte Bodrum'da mı? İşte İstanbul'da mı? Yani çılgın çılgın mesajlar geldi. 6 bin liralık yer tabii ki buralarda olmayacaktı. Ama bunu anlatamadım. Uzun uzun buradan anlatmak istedim o yüzden. Burayı niye alacaksınız? 6 bin lirayı buraya alıyorsunuz. Müthiş bir yer değil, tekrar söylüyorum. Hayalinizdeki yer değil. Ama burayı aldıktan sonra aradan bir kez şöyle ki bir biri almalı burayı. Öyle borç harç almasın. Minimum 5 yıl köşe yatacağı bir para olsun. Bu arsa yatırımındaki önemli bir şey bu. Burayı alacaksınız. 6 bin liraya aldınız. Tapu masrafıyla 6.500'e gelecek. Buraya atacaksınız. Köşeye. Sonra para biriktirmeye başlayacaksınız. Bir tapunuz olacak bir kez. Bu çok güzel bir duygu. Masanızda ya da yatağınızın altında bir tane tapunuz olacak. Sonra ne olacak? Para biriktirmeye başlayacaksınız. Bir 15-20 liranız daha olacak. Arayacaksınız beni. Ya Mert abi burayı almıştık. O zaman 6 liraydı. Şimdi kaça satarız? Örnek veriyorum. 5 yıl sonradan bahsediyorum. Yine diyorum örnek veriyorum 15 lira oldu burası 20 lira oldu 500 bin lira olmayacak kesin yani net ama 3 katı 4 katı yaptı diyelim 20 lira paranız oldu yani 6 bin lira 3 katı yapsa 4 katı yapsa 24 bin lira yani 4 katı da çok iyi bir orandır arası içinde 5 yılda 24 bin lira olacak bakın milyon dolar olmuyor para yani ama ne olacak 24 liranız oldu 5 yıl sonra üzerine belki de bir 50 daha biriktiriniz 30 daha biriktiriniz bu sefer 80 liraya daha iyi bir yerde alacaksınız ya da 3 yıl sonra 15 liraya burayı satacaksınız. Üzerine bir 30 daha koyacaksınız. Daha iyi yerlere alacaksınız. Daha iyi yer nedir? Daha önce konuştuğumuz gibi. Organize sanayilerin etrafında gelişim olacak, nüfus artışı olacağı yerler veyahut da organize sanayinin etrafında değil ama konut imarı planları olan, konutu imarı verilmiş İstanbul'a çok yakın lokasyonlar. Veyahut da bu da değil diyelim Ege'de deniz manzaralı, düşük fiyatlı kalmış yerler. Bunların hepsi evet yatırım için çok mantıklı. Benim favorim organize sanayi etrafı yerler. Çünkü onlar yarın bir sanayi imarına girebiliyor. En kârlısı onlar. Ama bu benim vizyonum ve bunu ben yaşadığım için böyle görüyorum. Başkası başka bir şey düşünebilir ama bütün mantık burada etrafında büyük bir proje olmalı. O projeyle beraber nüfus artışı olmalı. O projeyle beraber sanayi imarı, konut imarı vesaire olmalı ve gelişim olmalı. Bunun olmadığı yerler normal artıyor. Bu olan yerler çok artıyor. Şu an Eskişehir'de size sunduğum yer böyle bir yer değil. Bir tane proje var sadece. O da kesin olmayan bir proje. Ankara'dan İzmir'e bir otoban yapılması planlanıyor. Yani devletin planlarında var. Devlet kesinlikle yapacağım dedi. Ama tarihi netleşmedi.
Tarihi netleşmedi. Tarihi netleştiğinde burası bundan faydalanacak bir lokasyon. Ama bu dediğim yerler gibi mükemmel bir yer değil. Mükemmel olsaydı zaten burası 6 bin liraya alınmazdı. 60 bin liraya bile alınmazdı. O yüzden hayallerimiz gerçekçi olması lazım. Beklentilerimiz gerçekçi olması lazım. Buna göre yatırım yapmak lazım. Burayı o yüzden alacak kişi, almayı düşünecek kişi bir bütün parasını verip de sıkıntıya girmeyecek kişi olmasını istiyorum. Çünkü o kadar çok kişi yazdık yani 200-300 kişi yazmış. Bunu doğru anlatmak istedim. O 200-300 kişiden gerçekten parayı, ya ben bunu almazsam para çöpe gidecek. En azından çöpe gitmesin, bir mal varlığım olsun diyen biri almalı. Ama ben bunu başka yerde 5'e katlardım, başka yerde 10'a katlardım, dolar alırdım, doları satıp altın alırdım, altından çıkıp bitcoin alırdım diyecek insan burayı almasın. Ya da işte sanayi imarına girer mi? Ya da burada konut imarı olur mu? Ya da manzarası var mı diyen almasın. Çünkü bu öyle bir yer değil. Tekrar söylüyorum. Öyle yerleri de var. Ama burası, bu yer, tekrar söylüyorum işte yatırım böyle bir şeydir. O tip yerlere adım atmanız için bir fırsat. Özellikle gençler için söylüyorum. Yani 40 yaşındaki adamın burayı almasının çok mantığı yok. Ha, torunu için alır veya oğlu için alır. Ama hatta oğlu bile değil, torunu için alır. Ama burası ya öyle torununuz için alınacak bir yer ya da hiç para biriktiremiyorsunuz. Genç birisiniz. Burayı alacaksınız. Köşeye atacaksınız. Bu size bundan sonraki alacağınız 50 bin liralık arsa için sermaye olacak. O 50 bin liralık arsayı alacaksınız. O 50 bin liralık arsa ondan sonra alacağınız 150 bin liralık arsa için sermaye olacak. O 150 bin liralık arsayı alacaksınız. Ondan sonra alacağınız 1 milyonluk arsa için sermaye olacak. Bu iş böyle bir iş. Bunu yapmazsanız yani aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Herkes Türkiye'de maalesef birdenbire zengin olmak, birdenbire idealindeki yeri alma hayalinde. Bu iş öyle olmuyor. Ben 16-17 yaşından beri sürekli bu işlerin içindeyim. Ve yani 42 yaşındayım. 24 yıl aldı. Belki de istediğim arsaları alacak noktaya gelebilmek. Ki belki de hala çoğunu alamıyorumdur. Küçük işleyen insan olduğum için çok da büyük paramız yok biliyorsunuz. Ama bu iş yavaş yavaş olan bir şey. O yüzden rica ediyorum bu yere ilgilenenler bunu anlayarak burayı alsın. Burayı ne için alacaksınız? Burası mükemmel bir yer değil. Bundan sonra gelecekte yapacağınız yatırımlar için sermaye olabilmesi için, paranız çarçur olması için alacağınız bir yer. Bunu anlıyorsanız burayı alın. Bunu anlamıyorsanız ve bundan daha iyi bütçeniz varsa burayı kesin almayın. Yani tek 30 bin liranız varsa Balıkesir'de başka bir yer sunacağım sonra. 50 bin liranız varsa Bayramiş'te bir yer sunacağım. 70 bin liranız varsa Kütahya'da organize sanayinin dibinde bir yer sunacağım. 100 bin lira varsa Feriz'deki organize sanayinin dibinde bir yer veya konut imarına açılacak bir yerde sunacağım. 200 bin lira varsa Kocaeli Sevindikli'de imara, konut imarına açılacak bir yer sunacağım. 500 bin liranız varsa hepsini boş verin Çatalca'da bir yer sunacağım. 1 milyonunuz varsa onları da boş verin gelin Armanoğutköy'e de gidelim diyeceğim. 2 milyonunuz varsa başka bir yer. 5 milyon varsa Etiler. Anlatabildim mi? Step by step. Adım adım. Tekrardan teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Bunu yarın doğru cevap verene bu yeri vermeyi planlıyorum. Çünkü çok kişi sordu. Herkes gönül koyacak çünkü. Burayı bana vermedin, burayı bana vermedin. Amacım burada benim. Öyle ucuz bir yer geldi. Gerçekten parası biriksin. İnsanlar yatırıma alışsın diye istediğim hayalim bu. Tüketimi azaltıp yatırıma yönlendirmek insanları. Altın alıyor gibi düşünün. Köşeye atsın istiyorum. Böyle bir yer. Umarım doğru insanın eline geçer. Para için de yapılacak iş değil. Rakam ortada. Yani bunun içinden kazanacağımız komisyon para değil. Ama buradaki amaç insanlara böyle böyle küçüklerle bir şeyler yapabileceğini gösterebilmek. Yani küçük paraların da yani yılda İki tane tatile gideceğine, bir tane tatile giderek telefonla iPhone alacağına benim gibi, ben Huawei kullanıyorum. Çekimlerin kalitesinden de belli olduğu gibi Huawei telefon kullanarak küçük küçük yatırımlar yaparak yarın bir gün iyi bir, rahat ettirecek bir mal varlığına ulaşabileceğinizi görmenizi istiyorum. Bu bir süreç, bir günde olmuyor ama zamanla olacağını görmenizi istiyorum. O yüzden böyle bir ürün çıktı, paylaşmak istedim. Umarım alana hayırlı olur. Tekrardan görüşmek üzere.